Siz ne zaman tanıştınız ya? Ben neredeydim o zaman? Ortak, hatırlıyor musun? Bizim eskiden durumumuz çok kötüydü. Anam beni okutabilmek için pamuk tarlalarına çalışıyordu. Ben bunu kendime yediremiyordum. Ve bir gün eve gittim. Bağırış çağırış. Ana, beni okutmak için pamuk tarlasında çalışmanı istemiyorum. Bundan sonra pamuk tarlasında ben çalışacağım. Çok istiyorsan sen oku. Kabul etmez diye düşündüm ama yüzsüz anam hemen kabul etti. Kadın 50 yaşında kardelen olmuştu. Bana da pamuk tarlası yolu gözüktü. Ben namusumla para kazanmaya çalışırken meğer ağanın şımarık kızı Melodi Hanım çoktan hırzı namusuma göz dikmiş. Pamuk toplarken beni bilirsin orta. Bacağım açılıyor. Ciciklerim gözüküyor. Firikik üstüne firikik veriyorum. Melodi Hanım'ın çapkın bakışlarını üzerimde hissediyordum. Ama konduramıyordum. Neticede o zengin bir ailenin kızı, bense basit bir pamuk işçisiydim. Şşt! Pamuk Prens! Senin annen arı mı? Yo, Adana Pozantı nüfusuna kayıttı. Niye ki? Bal gibi çocuk yapmış. Bir gün gözü dönmüş Melodi Hanım beni tenhada kıstırdı. Yapma etme demeye kalmadan bana pamuk tarlasında defalarca sahip oldu. Benim pamuğumu da Melodi Hanım toplamıştı. Kendimi bembeyaz pamukların ortasında kiril kiril kirlenmiş hissediyordum. Ama Melodi Hanım her seferinde pahalı hediyelerle aklımı başımdan alıyor, beni şımartmasını çok iyi biliyordu. Tamam, ben şımarmıştım. Melodi Hanım'ın babası pamuk tüccarı Ziya Bey ilişkimizi duymuş. Bana bağırdı, çağırdı, çağırdı, bağırdı, çağırdı. Kızımın peşini bırakacaksın dedi. Yoksa kızınızdan ayrılmam için bana para mı teklif ediyorsunuz? Ne parasından bahsediyorsun ulan gerizekalı? Defol! Bir daha da zengin olmadan sakın kızımın karşısına çıkayım deme. Hayır! Melodi Hanım'la aramıza para girmişti ortak. Acilen zengin olmalıydım. Zengin olmak için her yolu denedim ama başaramadım. Sonunda baktım ortak zengin olamıyorum. Ben de gittim bunların pamuk tarlalarını yaktım. Bunlar fakir oldu. Sorun çözüldü. Yiyecek ekmeğe muhtaç aç köpek.